Herkese merhaba. Gerçek Kriptocu kanalının bu videosunda Coinbase'in yeni duyurduğu Base hakkında konuşacağız. Bu videoda Base nedir ve Coinbase bunu neden inşa ediyor? Ayrıca Base'e erkenden nasıl katılım sağlayabiliriz? Neler yapabiliriz? Bunları konuşacağız ve göstereceğim. O zaman hadi başlayalım. Öncelikle Base nedir ve Coinbase neden inşa ediyor? Base herhangi birinin zincir üzerinde on-chain olarak merkeziyetsiz uygulamalar inşa etmesi için güvenli, düşük maliyetli ve geliştirici dostu bir Ethereum katman hikayedir. Base'in hedefi milyarlarca kullanıcıyı kripto ekonomisine dahil etmeyi amaçlamaktır. Base her ne kadar Coinbase tarafından fonlanmış bir proje olsa da zamanla zinciri yenilikçi bir şekilde merkeziyetsizleştirmeyi planlıyorlar. Hedef Optimizm'in OP stake'i üzerinde Base'in inşa edilmesi yoluyla merkeziyetsizleştirilmesini desteklemek, Superchain'in optimizm tarafından desteklendiği bir vizyon oluşturmaktır. Yani Coinbase, optimizm ile işbirliği yaparak Base'i ortaya çıkardı diyebiliriz. Coinbase, ekonomik özgürlüğü küresel olarak artıran, açık bir finansal sistem oluşturma misyonu kapsamında Base'i inşa ediyor. Son 10 yılda Coinbase bunun için gerekli ilk 3 aşamayı geçti. Peki bu 3 aşama ne? Birincisi, dijital para birimlerine bir köprü olarak hizmet eden borsa inşa etmek. Keza bunu yaptı. Hepimiz Coinbase'i borsasından tanıyoruz. İkincisi merkezi olmayan uygulamalar yani dApps için kitle pazarı arayüzü oluşturma. Bunu da Coinbase cüzdanı ile hallettiler. Yani hem borsaları var, hem cüzdanları var. Şimdi de katman 2 projesi üzerinde çalışıyorlar. Katman 2'ler genel olarak Ethereum'un güvenliğini kullanırken daha hızlı olabiliyorlar ve işlem ücreti olarak daha ucuza işlem yapabiliyorsunuz. Sonraki aşama ise açık finansal sistem uygulamalarının kilidini açmaktır. Özellikle Coinbase 1 milyardan fazla kullanıcıyı küresel kripto ekonomisine dahil edebilecek binlerce gerçekten kullanışlı DApp'in ortaya çıkabileceği bir ortam yaratmak istiyor. Yani bu DApp'ler Base üzerinde olacak. Ve Base herkese açık küresel bir ağ olacak. Bu amaçla Coinbase Base'i fonluyor ve onu kendi zincir üzerindeki ürünlerinin ve herkesin inşa edebileceği açık bir ekosistem olarak kullanmayı planlıyor. Şunu da belirteyim Coinbase Base için yeni bir A token'ı çıkarmayı planlamıyor. Yani Base katman ikisinin bir token'ı olmayacağını söylüyor fakat elbette proje direkt benim token'ım olacak demez. Ama ileride tahminen bir yıl sonra token olacağını duyurabilir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. O yüzden biz şimdiden kullanalım ve ilk kullanıcıları olalım. Evet arkadaşlar, videonun bu kısmında da Base'e nasıl katılabiliriz, nasıl ilk kullanıcı olabiliriz bunlara değineceğiz ve birkaç işlem yapacağız. Öncelikle bunun için Coinbase cüzdanı ihtiyacımız var. Geliyoruz ve Coinbase cüzdanı indiriyoruz. Coinbase'in kendi cüzdanını Chrome web mağazasından rahatlıkla indirebilirsiniz. İndirdikten sonra normal MetaMask kuruyor gibi bazı kelimeler var. Onları saklıyorsunuz güvenli bir şekilde. Daha sonra saniyeler içinde kurabiliyorsunuz. Cüzdanı kurduktan sonra Coinbase Faust'a geliyoruz. Bu çeşmeden coinler alacağız. Yani test tokenları alacağız. Bize gerekli olan Ethereum Girlie ve Base Girlie Faucet. İkisine de geliyorsunuz ve request diyorsunuz. Ben şu an bir taneyi yaptığım için burada 24 saat sonra tekrar gel ibaresi var. Onun için Base Girlie'ye gidiyorum ve cüzdanımı bağlıyorum. Cüzdanımdan connect diyerek izin veriyorum ve tekrardan sign diyerek imzalıyorum. Bunu yaptıktan sonra geliyorsunuz ve request'e tıklıyorsunuz. Tıkladığınız an 0.1 base girl e Ethereum cüzdanınıza 5 dakika içinde yansıyacak. Onu da rahatlıkla Coinbase cüzdanınızdan testnet kısmında görüntüleyebilirsiniz. Şu an ben daha önce aldığım için girl e Ethereum gözüküyor. Buraya base girl e Ethereum da gözükecek. Ayrıca Faust'a erişmek için illa bir web tarayıcısına ihtiyacınız yok yüklemiş olduğumuz Coinbase cüzdandan Settings'e giderek yani ayarlara giderek Developer Settings kısmına tıklayarak buradan faucetlara erişebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Testnet Faucet kısmında tüm faucetlar mevcut. Dilediğinizi 24 saatte bir kullanabilirsiniz. Test tokenlarımızı aldıktan sonra Base'in köprüsüne gidiyoruz. Şu an sadece köprüyü kullanabiliyoruz. Gittikten sonra Connect Wallet ibareleri var. Herhangi bir tanesine tıklayarak Coinbase cüzdanınızla veya Metamask ile de bağlanabilirsiniz. Ama bence Coinbase cüzdanınızı kullanmanız bir artı olur. Connect Wallet'a tıkladıktan sonra rahatlıkla bağlanabiliyoruz. Buradan da bakiyemiz görünebiliyor. Withdraw kısmında hala Base Girl'le gitmediği için gözükmüyor. Ama ben daha önce Girl'le Ethereum aldığımdan onu görebiliyorum. Evet arkadaşlar şu an yapmamız gereken bir miktar test token'ı depozito etmek. Ve onu Base Girl'e göndermek. Yani Base'in test netine göndermek. Ben 0.05 adedi böyle yapacağım. Bunun için Deposit Ethereum'a tıkladım. Ardından açılan cüzdan eklentisinden Confirm'e tıklayarak onaylıyorum. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Birkaç dakika içerisinde onaylanacak. Onaylandıktan sonra devam edelim. Evet görmüş olduğunuz gibi Transaction Confirmed yazdı. Yani işlemimiz onaylandı. Gorli'den Base Gorli'ye Ethereum gönderdik. Buradan da görüntüleyebiliyoruz 0.05 adet olduğunu. Şimdi tam tersini yapacağız. Bu sefer Base Gorli'den Gorli'ye göndereceğiz. Yani iki taraflı da kullanmış olacağız. Ben bu sefer Base Gorli'den Gorli'ye 0.01 Ethereum göndereceğim. Hemen şu kısma 0.01 yazdım. Ardından withdraw'a tıklıyorum. Withdraw'a tıkladıktan sonra cüzdan bildirimine confirm diyerek onaylıyorum. Ve böylelikle Base Girlie'den Girlie'ye Ethereum göndermiş olacağım. Şimdi bu işlemin de onaylanması birkaç dakika sürebilir. O yüzden bunu şimdi kapatalım. Zaten onaylandığı takdirde kendiliğinden geçmiş olacak. Evet arkadaşlar şimdilik Base üzerinde yapabileceğimiz işlemler bu kadardı. Base'de erken kullanıcı olduğumuzu kanıtlamak için ek olarak bir şey daha yapabiliriz. Base'i duyurduğunda Coinbase bir tweet atmıştı. Ve orada ücretsiz bir şekilde mint edebileceğimiz bir NFT'nin linkini de paylaşmıştı. Ve tam olarak şöyle yazıyor. Base tarihinin bir parçası ol. O yüzden bu Base Token alabilmemiz için bir kriter olabilir. Biz de bunu kaçırmamak için hemen mint edelim. Mint edeceğimiz yer Zora. Zora üzerinden mint edeceğiz ve pazar gecesine kadar vaktimiz var. O yüzden elimizi çabuk tutalım. Kullandığım tüm sitenin linklerini de aşağıya bırakacağım. Açıklamalar kısmından erişebilirsiniz. Tıkladım. Evet görmüş olduğunuz gibi siteye girişimi yaptım. Siteye giriş yaptıktan sonra direkt olarak sol altta mint free yazıyor. Yani ücretsiz bir şekilde biz bunu mintleyebiliyoruz. Tabii ki bu minti Ethereum mainnet'te yapıyoruz. Yani her ne kadar ücretsiz olsa da bir işlem ücreti var. O da yaklaşık 5 dolar civarında. O yüzden siz de cüzdanınıza en az 5 dolar atın. Şimdi mintlemek için ilk önce cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor. Sağ üstten cüzdanı bağlıyoruz. Coinbase cüzdanı seçtik ve connect dedik. Böylelikle başarılı bir şekilde cüzdanı bağlamış olduk. Mintlemek için mint free'ye tıklıyorsunuz. Mint free'ye tıkladıktan sonra böyle bir ekran açılıyor. Buradan mint'e tıklayarak ve cüzdan üzerinde onaylayarak direkt olarak mintleyebilirsiniz. Her cüzdan sadece bir tane mintleyebilir. Bunu unutmayalım. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.